Sonunda artık toksik insanlardan uzak durmanın bilimsel bir nedeni var. Ayna nöronlar. Esnemenin neden bulaşıcı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Neden başkası esnediğinde siz de esniyorsunuz? Hatta neden esneyen bu kişiyi gördüğünüzde bile bazıların az önce yaptığı gibi esniyoruz. Nöron nedir? Nöron bir beyin hücresidir. Yani ayna nöronlar beyin hücrelerimizin birbirlerinkini yansıttığı anlamına gelir. Birbirleriyle bağlantı kurarlar. Bu yüzden birinin gülümsediğini gördüğümüzde gülümseriz. Ve bu yüzden televizyondaki komedi programlarına gülme sesi eklerler. Çünkü birinin güldüğünü duyduğunuzda gülme olasılığınız daha yüksektir. Bir dahaki sefere bir restorana gittiğinizde buna dikkat edin. Karşılıklı oturan iki kişinin birbirlerini fark etmeden taklit ettiklerine bakın. Birbirlerinin beden dilini bilinçsizce yansıtmaya başlayacaklardır. Yıllar önce bebeklerin beyinlerini inceleyebilmeleri için kafalarına elektrotlar yerleştirdikleri bir araştırma yapıldı. Ama merak etmeyin, bu deneyde hiçbir bebek zarar görmedi. Ama keşfettikleri şey büyüleyiciydi. Bir bebek bir şeye uzandığında ve başka birisinin de o şeye uzandığını görürse, beyinlerinde aynı kısımlar aydınlanıyordu. Yani bir şey gördüklerinde ve bir şey yaptıklarında aynı kısımlar aydınlandı. Peki bunun arkadaş seçimiyle ne alakası var? Sürekli olarak olumsuz, öfkeli, yargılayıcı, karamsar birilerinin etrafındaysanız ve onları izliyorsanız beyninizin o kısımları size daha fazla aktive olacaktır. Ve birlikte ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır. Bu da bağlantıların giderek güçleneceği anlamına gelir. Unutmayın, bu tamamen bilinçsiz bir süreçtir. Nöronları bilinçli olarak kontrol edemezsiniz. Yani bilinçsiz olduğu için huzurumuzu, alanımızı ve takıldığımız kişileri korumamız gerekir. İstediğimiz alışkanlıklara zaten sahip olan insanları modellemeli ve zamanımızı istemediğimiz alışkanlıkları olan insanlara göre sınırlandırmalıyız. Çünkü bunun nedeni çok basit. Gördüğünüz üzere. Siz az önce esnediniz mi?